vallahi o gönlümde kalsın. Memnunuz, her türlüsünden memnunuz yani. Sıkıntı yok. Merhaba, hıratına. Ooo, tam da vasıta viyajımı sorar ki. Bir selo başkan kestinle, her biri selo başkan. Kuyna mevok uyakmış bebe. Hayal ve zulmal mebe bir selo kestinle. İlla selo. Ben ne memnunum. Az her türlü. Gund ikinci sınıf vatandaşı. Gund. Her gund artıştaki heye. Her avamet tünne. Salgoca metünne. Yeşil alamet tünne. Cadek mevvene kirli dora belediye hu çeydeki çeydeki ser çavimin. Zaman yüvüti yuvarı. Zaman yuvarı. Emi hasab evre bimini. Eberi hati kapime. Ev tekrar uyu kapya nabine. Tişki uyu alaka uyu metef tünne. Beselo başkan kestünne. Merhaba baba. Ya vallahi oyumu kime düşüneyim? Oyumu ben kendime vereceğim. Bak kime vereceğim? Şimdiye kadar verdik de ne oldu? Hani hepimiz yani millet sefildir, millet ağaçtır, millet hep, yani eskiden markete gidiyorduk 200 milyona arabayı dolduruyoruz. Şimdi gidiyoruz 2 milyona dolduramıyık. 2 milyar da bu arada bulamıyık. Almayı boş yok. 2 milyar bir arada bulamıyık. Yani Allah milletin sonunu hayrede. Sonumuz hayra alamet de gelir. İyi de bir alamet de gelir bence. Ama yine de büyük olan Allah'tır. Ne başka ne diyebiliriz? Bu başımızdakiler de Allah onlardan razı olsun. Başka diyecek bir şey yok. İnşallah ne diyeyim. Vallahi oyumu bu saatten sonra AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Hiçbir şekilde AK Parti'ye oyumu vermem. Çünkü sadece Viranşehir değil, ülkenin hali ortada. Yani sattığımızın yerini dolduramıyoruz bir esnaf olarak. Doğru dürüst ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşılayamıyoruz. Ben ne için AK Parti'ye vereceğim? İyi bir yönetim gelmeli ki bu ülkenin başına bir şeyler yoluna girsin. Ya AK Parti bunları yapamıyor demek ki. Değişmesi lazım. Valla başkanın çalışmalarında biraz daha hızlı atik olması lazım. Neden dersen yollarımız hepsi bozuk. Yani hiçbir şekilde yani sıfır alınan araba adam daha yılını doldurmadan sanayiden çıkarmıyor. Sebebi nedir? Hep yolların bozuk olduğundan. Yıllardır bu ülkeye su çekip bu memlekete su çekiliyor. Yol kazılıyor. Kanal yapılıyor, yol kazılıyor. Hangi başkan bu ülke ilçenin başına geldiyse hep kazıyla başladılar. Ya tamam kazıdan çok kazandığınızı biliyoruz da biraz da bu halkı düşünün. Yani bu halkın ihtiyaçlarını karşılayın. Onun için çalışın. Merhabalar, hoş gelmişsiniz. Oyumuz MHP'ye. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Direkt üyesi misiniz? Evet, üyesiyim. Viranşehir Teşkilatı'nda çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Peki burada partinizin çalışmaları nasıl? Partimiz şu an yönetim olarak hazır, çalışıyor. Hedefimiz belli, reisi çıkaracağız. Şu an belediyemiz altyapı çalışmalarından dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz halk olarak. Ama onlar da inşallah tamamlandıktan sonra Viranşehir tam yaşanan bir memleket olacak yani. Hedefimiz altyapılar bittikten sonra üst yapı çalışmalarıyla İstanbul gibi bir şehir olacak Viranşehir. Bunda şüphemiz yok. Güveniyoruz. Salih Başkanımıza güveniyoruz. Cumhur İttifakı olarak destekliyoruz. Merhaba. Vallahi oyumuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünüyoruz. Yani Devlet Bahçeli'yi biz önce olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Ya belediyeden memnunuz. Yani eksikler yok. Çalışıyor yani belediyemiz. İyidir bence ya. İyidir, çalışıyor yani. Evet. Merhaba. Milliyetçi Hareket Partisi'ne aynı. Oyunuzu kime düşünüyorsunuz? HDP'ye düşünüyorum. HDP'ye. Evet. En önemli sorunu nedir? Vallahi nereden başlasak ya? Gerçekten sorunları çoktur. Yani gerçekten Viranşehir'e baktığın zaman Viranşehir her konuda sıkıntısı var yani. Hangisinden söylesek gerçekten bilmiyorum ne hangi konudan gireyim ya. Ya eksik ne bakarsan ya caddelere baksan, trafik konusuna baksan çalışması yoktur. Ne bileyim her konuda sıkıntılar var. Elektrikinden tut, suyundan tut her şey eksiktir. Bundan dolayı memnun değiliz yani. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi pek memnun değiliz ya. Yaptıklar hizmetler doğru dürüst bir hizmet yoktur. Gerçekten memnun değiliz. Ya en önemli çözüm olacak şey, bak bugün başladığı bütün yolları bozuktur. Caddeleri hepsi bozuktur. Altyapı yoktur. Su sıkıntısı vardır. Elektrik sıkıntısı vardır. Yani ne dese var bu Viranşehir'de. Merhaba. Oyun kime vermek istiyorsunuz diyorsunuz. Şöyle anlatayım. Ben de eski bir siyasetçiyim, eski bir doğru yol muhasebecisiyim.
Evet, direktmen oyu söylüyorsunuz. Sadece oyu. Oyun Erdoğan'a değil. Sana açık ve net. Evet, Erdoğan var. Ama Erdoğan'ın yandaşlarına yok. Şu andaki siyasetçiler çoğu Virenşehir, anlatayım. Virenşehir Şanlıurfa milletvekilleri olarak anlatayım. Şanlıurfa milletvekili sadece yandaşları ve sor. Bak, Virenşehir'de kaç kişi sadece akrabalarını, yandaşlarını, amca çocuklarını, kardeşini alıyorlar. Bu benim oyumla gelen bir şahıs kendi yandaşlarını koymamaları lazım. Doğru mudur? Doğru. Ve ekonomik krizden dolayı, evet, iki seçim çok güzel geçti. İki seçimden sonra işte barış süreci, şu bu, sadece Tayyip Erdoğan'ı düşürmek değildir. Sadece bu yapılan milletvekilinin tepkisi ve belediye başkanları, hiçbir çalışma görüyor musun? Caddelere baksana. Ona karşılık, Tayyip Erdoğan'a karşılık değil. Sadece yandaşlarına karşılık ve milletvekillere karşılık. Erdoğan'a hayır diyoruz. CHP olsun, HDP olsun, hangi oy şey olursa, AK Parti'ye vermem, diğer partilere vereceğim. Oyunuz açık mı? Açık ve net. Herkes de beni tanıyor. Hayır. Erdoğan'a değil, sadece Erdoğan'ın yandaşlarına hayır. Vermem. O bir tepkidir yani. O da Cumhurbaşkanı, onun farkındadır yani. Biliyor da. Merhabalar, merhabalar. Doğru. Önce ülkemiz ve Virenşehir için hayırlı kimse olsun. Ben de Mehmet abi gibi 3 dönem AK Parti'ye çalışan bir insanım. Biz AK Partiliyiz ama AK Partili bizden değil. AK Parti şu anda vurgunu yapan kendi halkını değil de kendi yandaşlarını işe koyuyor. Bu olmaması lazım. Biz 3 dönem AK Parti'ye gece gündüz çalıştık. Ha, bizim bir menfaati beklentimiz de yok. Ama ülkenin gidişatı belli. Bir değişim, taze kan lazım. O yüzden benim oyum açıktır. Ben Deva Partisi'ne vereceğim. Merhaba. Vallahi şahsen benim vicdanım rahattır. Şimdiye kadar AK Parti'ye vermemişim. Ama şu an AK Parti'ye verenler hepsi ağlıyorlar. Kime düşünüyorsunuz? Benim vicdanım rahat. Kime düşünüyorsunuz? Ben devamlı HDP'ye veriyorum. Her zaman HDP. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Valla memnun değiliz. Ne gibi eksiklikler var? Şehir enkaza dönüşmüş. Şu an hele sen arabayla mahallenin içine girebiliyor musun? Hayır. Elektrik zamlı, su zamlı. Yani bir gün çalışmasam, ben bir gün çalışmasam öbür gün ağacım. Merhaba, ben oyumu her zaman AK Parti'ye verdim. AK Parti'ye de vermeye devam edeceğim. Her zaman da destekliyoruz. İnşallah gene de olduğu gibi birinci sırada olarak çıkacaktır. Ben kendim şahsen hiçbir menfaatim olmadan da memnunum. Cumhurbaşkanı da her zaman da destekleyeceğiz. Sen Cumhurbaşkanı mı seçiyorsun? Vekil olarak o tercihimize olan bir şeydir ama Cumhurbaşkanı olarak istediğimiz şekilde Cumhurbaşkanı'na vereceğim. Çalışmalar da var ve eksikleri de var. Bu da belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Bazı konulardan memnunuz. Bazı konulardan normal şekilde devam ediyor yani. Bu eksiklikler var. Ya kendim şahsen eksikleri yani bazı çalışmalarda işte TEDAŞ'ta ilgili sorunlar var. İşte aslında dur bir dakika. Alakası var. Baba, belediyeyle ilgili diyeceğim yoktu sadece. Bir saniye, belediyeyle TEDAŞ ne alakası var? Belediyeyle ilgili. İşte yanlış konuşuyordun. Belediyeyle ilgili şey. Bak buraya, yıllardır AK Parti hükümeti, iktidar Virenşehir'e gelecek. Virenşehir cennet gibi olacak denildi. Siz bir Urfa ekibi olarak Virenşehir sokaklarını gezin. Çalışma var mı yok mu gözünüzle görürsünüz. Abi, milletin içinde korku var. Korku kardeşim, milletin içinde bak. Sahipsizlerin memleketidir Virenşehir. Açık konuş, niye konuşmuyorsun? Sahipsizlerin memleketidir. Çekimseller var ya, çekimseller, ben sana bir şey söyleyeyim. Hepsi HDP'dir.